ettin sen? Sen ne yaptın oğlum? Ben Neva'yla evliyim artık baba. Sen benim karımı ne restoranından ne de hayatımdan kovabilirsin. Değilsen buna kimsenin gücü yetmez. Evlisin öyle mi? Bu kadınla mı? Bu kadınla mı? Uyan oğlum, hayal görüyorsun. Sen benim karşıma bu kadını karım diye mi getiriyorsun? Utan kendinden. Sen nasıl becerdin? Ha? Nasıl becerdin? Ama sen de bu para hırsı oldukça yapamayacağın şey yok değil mi? Bir kocanı nasıl mezara gönderdiysen şimdi de gözünü benim oğluma diktin öyle mi? Utan! Şu küçücük kızdan utan! Kasım Bey, size saygısızlık etmemek için susuyorum ama... Biz utanılacak bir şey yapmadık baba. Sen dahil. Kimsenin benim karımla böyle konuşmaya hakkı yok. Kimsenin! Hayal! Bak buraya gel. Kardeşim, dikkat etsenize çocuğunuza. Kasım amca, bir sakin olsun. Kes sesini Berk! Bu olanlarda senin de payın var. Senin niyetin Alp'i korumak falan değil. Senin niyetin Alp'i bitirmek. Kasım amca, olur mu öyle şey? O benim dostum. Hadi oradan! Dostuymuş. Sen. Sana ne demeli? Her şeyi biliyordun değil mi? Hepsinden haberdardın. Seylan Sorgun beni hiç şaşırtmadın. Yıllar önce olduğu gibi oğlunu bitirmeye, mahvetmeye yemin etmiş bir kadınsın sen. Ben... Ne sen? Ne? Sen iyi bir anne olsaydın oğlunu ateşe atmazdın. Engel olurdun. Bana haber verirdin. Yazıklar olsun hepinize. Hepiniz biliyordunuz ve sustunuz. Sizden ne dost, ne arkadaş, ne de anne olur. Hayal. Burak. Burak. Hayal kızım. Burak dinle. Burak. İstemiyorum seni artık. Hayal yapma böyle ne olur. Anlatacağım sana, her şeyi anlatacağım, söz veriyorum. Hayır. Sen artık benim meleğim değilsin. Melekler asla yalan söylemez. Ama sen bana yalan söyledin. Hayal bak, her şeyi anlatacağız sana, tamam mı? Hep senin yüzünden oldu zaten. Meleğimi elimden çaldın. Hayal kızım, hadi evimize gidelim. Baksana orada her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum kızım. Hayır, ben seni artık geçemeyeceğim. Ben Yağmurcuğum'la birlikte kalacağım. Yağmurcuğum, beni evine götürebilir misin? Yağmur. Tabii götürürüm güzelim. Olur. Neva şimdi değil. Bırak biraz sakinleşsin. Ondan sonra konuşursunuz ne konuşacaksanız. Taksi. Hayal. Kızım. Hayal. Hayal kızım. Sen benim tanıdığım Neva olamazsın. Olamazsın. Hayal. Bak, tamam, tamam. Hayal. Tamam lütfen, Neva lütfen, tamam. Yapamam, bırakamam onu. Tamam, tamam, ben seni götüreceğim, tamam. Hani bana söz vermiştin? Hani bu ikimizin arasında sır olarak kalacaktı? Hani kimse bilmeyecekti? Sen bana söz vermiştin. Hayal asla bilmeyecek diye söz vermiştin. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl herkesin için evli olduğumuzu söylersin? Ama ben senin için mi? Benim için mi? Benim için öyle mi? Peki yaptığını beğendin mi? Ben senin yüzünden en değerli varlığımı kaybettim. Ben senin yüzünden kızımı kaybettim. Neva, Neva baba git, tamam git. Neva dikkat et. Sakinleş, biliyorum çok sinirlisin ama bu konuyu halledebiliriz. Lütfen, lütfen. Bırak, bırak, dokunma bana. Ben kızımı kaybettikten sonra senin halledeceğim hiçbir şey kalmadı artık. Git, Neva, Neva yapma bak.
Ne var lütfen bak. Ne? Sen çıldırmış olmaz. Bak oğlum bir hata yaptın. Ve bana bu hatayı açıklamak zorundasın. Hala hata diyor. Evlendik biz evlendik. Anladın mı baba? Neye göre hata ya? Kime göre hata? Yani sana göre hata değil öyle mi? Öyleyse niye yaparsın? Niye gizli saklı? Hayır oğlum. Bu işin içinde bir iş var. Bizden ne saklıyorsunuz oğlum söyle. Baban haklı. Haklı. Yahu Neva'nın kızı bile sizin evlendiğinizi bilmiyor. Ya olacak şey mi bu Allah aşkına? Belli ki sakladığınız bir şey var. Bana bu evliliği açıklamak zorundasın oğlum. Yoksa çok fena olacak Alp. Ben 20 yaşında çocuk değilim artık baba ya. Kendi kararlarımı kendim verebilirim ya. Ben evlendim tamam mı? Bunun için kimseye de hesap vermek zorunda değilim. Kimseye. Bu durumu kabul ederseniz etmezsiniz. Ama bu durumla barışmak zorundasınız o kadar ya. Kasım. 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 Kasım korkutma beni iyi misin? Kasım ya. Şimdi. Kasım ya baba, lütfen. Tamam. Baba ne oldu? İyi misin? Baba. Baba öyle mi? Şimdi mi aklına geldi baban oldu? Heh, şimdi mi? Değer mi ha? Değer mi aileni karşına almana, bizi üzmeye? Bak. Bak babanın kalbine inecek. Niçin savaştığına ve neyi yıktığına dikkat et al. Kasım hadi bir faydası yok. Hadi gidelim hayatım. Tamam. İyi misin? Hı? E canım burada kıyametler koptu. Ya Alp Bey kimsenin haberi olmadan Neva ile evlenmiş. Ya Kasım Bey'in bile haberi yokmuş bundan. Yani öfkesiyle bir anda girdi buraya Neva ile kızını buradan kovdu hatta ama Alp Bey araya girdi. Ya görmeniz lazımdı öfkesinden yıktı resmen burayı. Tamam Gonca. Tamam. Konuşuruz yine. Çok sağ ol. Bay bay. Haberleri yanlış lan. Alp herkese evlendiğini söylemiş. Hani bu evlilik sahteydi? İster inan ister inanma. Bu evlilik sahte. Ve ben bunu kanıtlayacağım. Tamam. Ya bu kadarını ben de beklemiyordum. Ama Alp için iyi olmadı. Böyle bir hiç uğruna, boşu boşuna... Kasım Karaoğlu'nun öfkesinin hedefi oldu. Bence bir hiç uğruna değil. Sen ister inan, ister inanma. Yine de değil. Ya Alp niye sevmediği bir kadın için babasını karşısına alsın Ece? Ya onu henüz ben de bilmiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu kız ne yaptı etti, Alp'in kanına girdi, parmağına da yüzüğü taktı abi. Bu kadar basit. Neyse ne? Yani zaten zaman içinde göreceğiz değil mi? Alp. Alp gördün mü bak ben sana söylemiştim işte. Değer miydi bütün bunlar için? Değmezdi. Uyarmaya çalıştım ama anlamadın. Şimdi değil anne. Beni yalnız bırak. Alp. Anlat bakalım.
Neler oluyor depoda? Her şey yolunda mı? Mallar çoktan geldi Koran Bey. Şimdi yüklemeye başladılar. Burada işlem tamamlanınca ben kendi aracımı siz emrettiğiniz gibi götüreceğim. Siz merak etmeyin, burada işler yolunda. Güzel. Gözünüzü dört açın. Bu Alp iti benim sabrımı iyice taşırmaya başladı. Bir terslik çıkartmasın. Anladın? Eyvallah abi. Her şey yolunda değil mi? İyi, güzel. Sen beni gelişmelerden haberdar edersin o zaman. Tamam. Kasım, Allah aşkına yeter artık ya. Yeter, bir sakinleş lütfen. Türkan, bana sakinleş deyip durma. Nasıl sakin olayım ben ya? Nasıl sakin olayım? Şu yaşadığımız rezalete bak. Anne, ne oluyor? Kardeşim. Kardeşin gizlice evlenmiş Neva denen o kadınla. Ne? Yani ben birlikte olduklarını tahmin etmiştim ama evlilik mi? Allah bu kadar Alp için bile çok fazla. Kesin o peşindeki adamlardan onu korumak için yaptı bu evliliği. Bunun başka bir izahı olamaz. Yoksa gizli gizli niye evlensin ki? Vallahi korumak için evlenmeye ihtiyacı yoktu bence. Sonuçta onu korumak için bir sürü şey yapmış zaten. Emir. Ağzında geveleme. Ne diyeceksen açıkça söyle. Söyleyeyim. Neva'nın adamları olan 100.000 dolar borcunu Alp tek kalemde kapatmış. Ne? 100.000 dolar mı? Emir, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hiç iyi olmadı abi. Hiç iyi olmadı. Keşke hiç söylemeseydin. Ne yapsaydın belki? Ha? Babamın Neva'nın kolundan tutup restorandan dışarı atmasını mı izleseydim? Küçücük kızın yanında hem de. Ya, haklısın da abi. Ne bileyim, Kasım amcanın bu işi peşini bırakmayacağı da belliydi zaten. Bilmiyorum abi. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işin buralara geleceğini ben bile tahmin etmedim. Var mıydı başka bir çözüm belki? Aylin doğum gününde mahvoldu. Neva söylediklerinde o kadar haklı ki. Onu çok iyi anlıyorum. Bütün bunlardan yara alan da hayal oldu tabii. Annesinin yalan söylediği çocuklar hep yaralı büyüyor. Benim gibi. Şimdi ailinde bir yarası var. Hepsi benim yüzümden. Alp neden bu kadına bu parayı vermiş? Sanırım Neva'nın eski kocasının borcunu ödemiş. Şu hale bak. El alemin pisliğini biz temizliyoruz. Olacağı buydu ama. Olacağı buydu. Ya 100.000 dolardan bahsediyoruz. 100.000 dolar. Daha dün bir, bugün iki. Desene, kızın niyeti daha dünden belliymiş. Aklı sıra Alp'i kafalayacak, Karaoğul servetine konacak. Oh ne âlâ. Bari Alp bir evlilik sözleşmesi imzalatmış olsa. Tabii o kız aklını başından almadıysa. Almıştır anneciğim. Almıştır. Neva akıllı kıza benziyordu. Hı hı. Ben öyle sözleşme falan imzalayacağını sanmıyorum. Neyse, ben kaçtım. Her zamanki gibi. Kasım,
Bak mevzu sadece Alp'in evlenmesi değil. Bugün Alp'in olan her şey yarın bu kızla çocuğunun olacak. Farkındayım Türkan. Mayama yok. Ben Karaoğlu Holding'in servetini ne yüdüğü belirsiz bir kadınla kızı harcasın diye bugünlere getirmedim. O Neva'nın anladığı dilden konuşacağım. Madem bu kadar para düşkünü bu kız, herkesin bir fiyatı vardır. Ben bu işi nasıl çözeceğimi çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Gerçekten bu yaşananlar hiç kimse için kolay değil. Vallahi senle Neva'nın yaşadıklarını başka biri yaşasa var ya şimdiye kadar. Abim arıyor. Açmayacak mısın? Ya bu kadar seni ben abimi nasıl tanıyamamışım ya? Benim arkamdan bu kadar iş çevirirken benim yüzüme nasıl bakacak ya? Hadi onu geçtim. Ben yüzüne bakarken nasıl sakin kalacağım bunun ya? Ufaklık. Tebrik ederim. Evlenmişsin. Ama bana haber vermemen beni çok üzdü, haberin olsun. Yani insan abisinden böyle bir şey gizler mi? Sağ ol abi. Neyse. Çok ani olmuş zaten. Senin adına sevindim. Tebrik ederim. Sevindin öyle mi? Ben geçen gün restoranda Neva ile çok iyi anlaşamadığını düşünmüştüm ama. Yani. Pek sevmemiştin sanki Neva'yı. Benim Neva ile ne gibi bir problemim olabilir ki Alp? Hayat senin hayatın. İstediğini yapabilirsin. Abi neyse, bunları sonra konuşuruz da benim seninle çok ciddi konular konuşmam lazım. Konuşalım. Mevzu ne? Bu gece değil abi. Tamam. Sen nasıl istersen. Bunlar daha iyi gündem ufaklık. Tadını çıkar. Berk, ben çıkıyorum. Hayır, bir dakika. Şimdi bir şey diyeceğim. Bak yine Koray'ın yanına gidip başına bela açacaksan bugün bir dur abi lütfen. Onun hesabım sonra benim. Şimdi Neva'nın yanına gitmem lazım. Ha. Ona tamam canım, ona git. Kız yıprandı zaten. Hayal. Annen hala kapının önünde oturuyor. İçeriye alalım mı artık? Biraz konuşsan annenle. Hayır. Eğer onu içeri alırsam bu evden kaçarım. Onu görmek istemiyorum. Kız deme öyle, aşk olsun. Annen o senin. Seni ne kadar çok sevdiğini ben biliyorum. İstemiyorum. Hayal. Neva, sen ne yaptın? Ne yaptın Ferhat? Sen adamla nasıl evlenirsin Neva? Böyle bir şeyi niye yaptın? Şimdi sırası mı bunun? Ne halde olduğumu görmüyor musun? Ben senin ne halde olduğunu çok iyi görüyorum. Peki sen görebiliyor musun? Kimin yüzünden bu haldesin Neva? Hiç düşündün mü? Ferhat, lütfen. Sen kendine itiraf edemiyorsan ben sana söyleyeyim. Alp'ten o adam yüzünden bu haldesin sen. Bak Ferhat, benim için yaptıklarının farkındayım. Beni önemsediğin için yapıyorsun ama haddini aşıyorsun. Ben haddimi aşıyorum öyle mi? Ben haddimi aşıyorum öyle mi? Göz göre göre sen o züppenin evine giriyorsun ama ben haddimi aşıyorum öyle mi? Yeter! Yeter Ferhat! Sana ne? Sana ne ya? Alp'ten benden sana ne? Ama ben biliyordum. Ben biliyordum. Ben sana söyledim. Ben defalarca söyledim sana. O adamdan uzak durman için uyardım seni. Para yüzünden değil mi? Ha? Allah kahretsin, para yüzünden değil mi? O adama olan borcunu o ödedi değil mi? O yüzden evlendin onunla. Neva, bana bak, seni zorladıysa. Eğer seni zorladıysa... Yeter artık. Yalvarırım. Yalvarırım, bana doğruyu söyle. Sen o adamla para için mi evlendin? Sus, lütfen sus. Ben sana söyledim. Bu adamlar karşılıksız iş yapmaz dedim. Sen kalkıyorsun para için o adamla... Ağzını topla Ferhat. Ağzını topla.
Neva beni zorladı de. Yalvarıyorum bak, mecbur kaldım de. O adama aşık falan değilim de Neva. Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin benim karımdan hesap soruyorsun? Ha? Nasıl ikna ettiğini söyleyeceksin lan bana. Neva'yı nasıl ikna ettiğini bana söyleyeceksin. Ay. Nasıl hesap mı vereceğim lan? Ha? Çekil git şuradan. Yeter. Ulan bana bak. Benim restoranımda artık işim bitti. Duydun mu beni? Neva'dan da bundan sonra uzak duracaksın. Ulan restoranını da seni de şimdi. Yeter. Yeter. Yeter, ne yapıyorsunuz siz? Alp, ne yapıyorsun sen? Seni koruyorum. Yapma. Koruma beni. Benim korumaya ihtiyacım yok. Yalvarırım artık, benim için bir şey yapmayın. Siz benim neyle uğraştığımın farkında mısınız? Ben kızımın güvenini kaybettim. Ona yalan söyledim. Ben kızıma senin yüzünden yalan söyledim. Benim daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Neva, ben seni korumak için, sen incinme diye. Beni sen incittin Alp. Ben... Git buradan. Yanılmışım. Çok yanılmışım. Seni dostum sanmıştım. İyi niyetine güvenmiştim. Ne kadar aptalım. Ya ben senin yanındayım. Ben senin dostum. İnsan dostu için bu kadar kötü şeyler düşünmez Ferhat. Bir dakika, bir dakika. Konuşalım lütfen. Öyle gitme. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı artık. Sen de git buradan. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben sadece seni... Sadece? Ne sadece? Seni artık görmek istemiyorum. Garip. Çok garip. Sana da garip gelmiyor mu? Neymiş garip olan? Alp'in bu evliliğini bizim dışımızda herkes biliyor gibi. Sanki bizi ailesi olarak görmüyor. Tabii. Seylan var artık, değil mi? Annesi. Bak mesela Seylan. Seylan da biliyor bu evliliği. Türkan, kendi ağzına söyledin. Sonuçta annesi. Annesine söylemek istemiş olabilir. Kasım, bu kadın yeniden Alp'in hayatına gireli ne kadar oldu da Alp sırlarını paylaşmaya başladı. Alp annesinin 9 yaşında onu terk edip gittiğini unutmuş olamaz herhalde. Bence bu işin içinde bir iş var. Türkan, Allah aşkına ne söyleyeceksen söyle. Ağzının içinde geveleyip durma. Artık tartışacak takatim kalmadı. Bu evliliğin arkasında Seylan olabilir. Evet, Alp'i bu kızla tanıştıran da, evlendiren de Seylan bence. Seylan nereden çıktı şimdi? Seylan'la ne alakası var? Kasım, Alp'in bu kızla evlenmesi demek, Karahunları bütün mirasına ortak olması demek. Dolayısıyla Neva'nın arkasında eğer Seylan varsa, Seylan da bu mirastan payını alır. Ne işin var senin burada? Yoksa sen bizi mi dinliyordun? Kasım. Burada çıkardığı rezaletin hesabını sormak için Seylan'ın evine gittiğimde Neva da oradaydı. Pek de dizinin dibinden ayrılmış gibi görünüyordu. Gördün mü? Her taşın altından Seylan çıkıyor. Ve ne yaparsan yap bu kadın vazgeçmiyor. Seneler önce bu kadının gerçek yüzünü görmeliydin. Türkan, Allah aşkına şimdi hiç sırası değil. Mazinin ne sana ne bana hiçbir faydası yok. Evet ama unuttuğum bir şey var.
Bugün yaşadıklarımız mazinin eseridir. Senelerdir bitmek bilmeyen bu hesaptan bıktım artık. O kadının ismini duymaktan bıktım artık. Bir daha o kadınla görüşmeyeceksin. Bu kadın hem Alp'in hem de bizim başımızı yakmadan durmayacak. Haberin olsun. Ne var kızım? Tebrik ederim. Sağ olun şefim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim için sürpriz oldu. Şaşırdım. Şaşırdım ve çok da sevindim. Aa, yok 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 yok. Eğme başını, eğme başını. Biliyorum çok üzgünsün. Oluyor böyle şeyler. Hayat böyle. Önemli olan birbirine denk iki kalbin yan yana gelebilmesi. Ben seni de Alp'i de çok eskiden beri tanırım. Nelere göğüs gerdiğiniz Allah şahit. Sen o Kasım Bey'in sözlerini takma kafana. Bak. Gönülden gönüle giden bir yol vardır derler. Bazı insanlar o yola çok kolay çıkar. Ama menzile ulaşmak zordur. Siz birbirinizin gönlüne ulaşmışsınız. Bunun kıymetini bilin. Ama ben kızımın gönlünü paramparça ettim. O daha çok küçük. Ama anlayacak. Ona biraz zaman ver. Sabır ne var? Sabır kızım. Bu hayatta neye ulaşmak istiyorsan... önce sabredeceksin. Sen sabret ki hayalde doğru yolu bulsun. Çok konuştum, çenem düştü. Hadi, hadi iş başına hadi. Şey hadi. Şefim. Hı. Ben bugün kızımı görmeye gitsem olur mu? Dün gece ayrı kaldık, burnumda tutuyor. Aferin be. Alp'in gönlünün sahibi olmuşsun ama... mutfakta asıl patronun kim olduğunu unutmamışsın. Şef. Hadi hadi peki tamam hadi. Hadi. Yani ben size dedim değil mi bu kadında bir şeyler var diye. Teker teker gördünüz değil mi hepiniz şimdi? Ya her şey nasıl da ince ince planlamış ya. Önce odayı kaptı.
Sonra kızını buraya yerleştirdi. Artık bilmiyorum valla. Mesai saatleri dışında Alp Bey'le ne olduysa basmış ona nikah, baksana. Yani bu kadından korkulur bakın, vallahi söylüyorum. Ama ben sadece şunu anlayamadım. E madem evleniyorlar, neden gizli saklı yapıyorlar? İşte bir onu anlayamadım. Onu da anlarsan. Neyi merak ediyorsan bana sor Gonca. Ay dur canım, yani niye sinir yapıyorsun ki hemen? Hem sadece ben değil, tüm ekip merak ediyoruz. Sonuçta bayağı gizli saklı evlendiniz Neva. Senden izin mi almalıydım evlenirken? Benim evliliğimi sorgulamak sana mı kaldı? Bak Gonca, benim sabrımın da bir sonu var, anladın mı? Hatanı anlarsın diye, susarsın diye bekledim ama sen haddini aşıyorsun artık. Ya tamam, tamam canım, yani ben ne dedim ki sanki şimdi? Arkadaşlar, ben Alp Karahun'la evlendim. O kadar. Size başka bir açıklama yapmak zorunda değilim, anladınız mı? Çünkü yaşadıklarımız yalnızca bizi ilgilendirir. Sizden de rica ediyorum, üzerinize vazife olmayan işlerle ilgilenmeyin. İşimize bakalım, olur mu? Anlaşıldı. Tebrikler. Tamamdır. Tebrikler. Tebrikler. Hemen şirkete geçecek misin? Yoksa birlikte bir kahve içer misin? Oğlum canım, benim hemen çıkmam gerekiyor. Kahvelerimizi sonra içeriz, olur mu? Tamam. Kansın, bu sıralar biraz kendine dikkat etsen iyi olur. Çok endişeleniyorum senin için. İyi, merak etme. Eski toprağım ben. Selam. Seninle bu Alp ve Neva evliliği hakkında konuşmamız gerekiyor. Bugün mü? Evet, bugün. Bak, bu mesele daha fazla uzamadan nedir ne değildir çözmemiz gerekiyor. Peki. Tamam, anlaştık. Alp. Ha. İyi misin? Anladım. Peki. Konuşabilir mi Neva'yla? Abi kimseyi konuşması için zorlayacak değilim. Konuşmak istemiyorsa kendi bilir. Kız haklı abi. Ya tamam, neyse boş ver şimdi bunları da. Bu Korhan'ın bizim şirketle ne ilgisi var? Onu çözmemiz lazım önce. Çözelim çözelim be abi. Bak, bu işin varacağı yerden ben korkmaya başladım. Ben sana söyleyeyim artık. Şu silolardaki son durumu öğrenelim de. Ha merhaba, Alp Karavun ben. Sevkiyat durumunu kontrol etmek için aradım ama. Yarım saate çıkıyor tırlar. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Korkun necele faydası yok kardeşim. Şu tırlar çıkmadan hemen yetişmemiz lazım Berk. Alp. Neva, şimdi çok acelemiz var. Sonra konuşur, tamam mı? Ben de çıkıyorum. Aa, nereye? Ya evde tıkılıp kalmayayım dedim ya. Gezeyim biraz. Da hayırdır? Ne bu yüzünün hali? Yok bir şey. Yani aynı şeyler işte. Güzelim benim, sıkma canını. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Öyle olmuyor. Ve ben daha bu Karahunların nasıl bir aile olduğunu bile çözemedim. Nasıl ya? Seni neredeyse aileden biri gibi görüyorlar. Tamam, orası öyle. Ama hala bu Alp'le Emir arasındaki problemi bilmiyorum ben. Küçükken iyiydik diyorlar. Şimdi geldikleri nokta. Sen neyden şüpheleniyorsun? Bilmiyorum. Ve sadece bu Emir'le Alp'in arasındaki şey her neyse, bunun sonucunda ikisinden birinin gerçekten canı yanacak. Bu işi anlamanın tek yolu var. Açık açık konuşacaksın. Kimle? Alp'le konuşacağım. Ya Alp'i tanımıyormuş gibi konuşma, ben bunu sorabilir miyim? Emir. Emir'le konuşsan da o zaman. Hatta bak şöyle yapalım. Ben akşam güzel bir sofra hazırlayayım. Hı? Sen de Emir'i al gel. Rahat rahat oturup konuşalım. Sen de içinde aklında ne varsa söyle. Nasıl olur bilmiyorum. Olur. Çok da güzel olur. Şahane olur. Ya sıcak bir ortam. Herkesi rahatlatır. İnsanların dili çözülür. Ben bunu düşüneceğim. Tamam mı? Ama şimdi gitmem lazım çünkü geç kalıyor. Hayır, şimdi düşünmek falan yok. Yok, ben hatta birazdan Emir'i de arıyorum. Duru. Ece.
Seni artık böyle görmek istemiyorum ya. İyi ki varsın. Sen de. Cırık. Ne dersin? Bu renkten süreli mi sana? Yakışır belki. Bilmiyorum Memnun'cum. Sen öyle diyorsun. Hayal. Hayal, hayal. Ne kadar inat olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Ama bütün gece seni sayıkladı. Ben Akız'ı getirmiştim. Onsuz uyuyamaz ki. Bari bunu verebilseydim ona. Biraz zaman ver Neva. Zaten şimdi konuşsan da dinlemeyecek seni, biliyorsun. Dayanamıyorum Yağmur. Kızımsız bir gece daha kalamam ben. Neva, biliyorum. Biliyorum. Bak, hayal hazır değil ama ben seni dinlemeye hazırım. Ben dün geceden beri eviriyorum, çeviriyorum, düşünüyorum. Ama işin içinden çıkamıyorum. Neden Alp'le evlendin Neva? Arkadaşım, anlat bana. Ne oluyor, ne bitiyor, neler dönüyor anlat. Anlat ki sana yardımcı olabileyim. Yağmur, ben... Sakın aşık oldum falan deme. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Daha geçen gün sorduğumda aramızda asla bir şey olamaz. Sadece kızım da bana yardım ediyor demiştin. Evet, dinliyorum. Neden evlendin Alp'le Neva? Benden bir şey saklayamayacağını öğrenemedin daha. Hoş geldin. Doğrusu pek hoş bulmadım Seynan. Şaşırmadım. Zaten hiçbir zaman senin hoş geldiğini de hoş gittiğini de duymadım. Seynan. Selam, ben buraya seninle tartışmaya gelmedim. Ben doğrudan konuya gireceğim. Sen bu Neva'yı ne zamandan beri tanıyorsun? Alp'le ne zamandan beri evliler? Anlat bana. Anlat ki ben oğlum düştüğü bataktan kurtarabileyim. Ben de Neva'yı Alp'le beraber tanıdım. Daha önce ne yapıyordu, ne ediyordu hiç bilmiyorum. Bilmediğini söylüyorsun, değil mi? Peki o zaman neden gizli saklı evlendiler? Ne saklıyorlar? Bu evliliği bir tek neden sana söylediler? Bilmiyorum dedim ya. Konuş Seylan, konuş, anlat. Ne biliyorsan anlat. Yoksa ben öğrenmesini bilirim. Neva, ben senden bir cevap bekliyorum. Neden susuyorsun? Niye anlatmıyorsun? Ne zaman evlendin bu adamla? Çok olmadı. Birkaç hafta. Kimler biliyor bu evliliği? Kimse bilmiyordu. Alp, ben, bir de Berk. Ha, Berk de biliyor yani. Neyse, artık onun da bir önemi kalmadı zaten. Evet, dinliyorum. Anlatmayacak mısın Neva? Ben senin kaç yıllık dostunun bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Sen ne oldu da evliliğini benden saklayacak hale geldin? Ne değişti hayatında? Başın belada mı? Ha? O Korhan iti senin peşine mi düştü yine yoksa? Ya ne o zaman ne? Allah'ım çıldıracağım Neva! Neden anlatmıyorsun?
kendin beni hayatından atmaksa, beni silip atmaksa hiç böyle şeylere gerek yok Neva. Biz iki yetişkin insanız, anladın mı? Çocuk değiliz. Kal kapı orada. Neva. Senin halin hal değil arkadaşım. Ne olursun anlat bana, ne oluyor lütfen. Anlatamam Yağmur. Yapamam. Sana daha fazla yalan söyleyemem. Seni kandıramam. O kadar isterdim ki sana anlatsaydım. Beni dinlemeni. O kadar isterdim ki. Ama yapamam. Korkutuyorsun beni. Senden tek isteğim bana güvenmen Yağmur. Bana inanma. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Yemin ederim ben yanlış bir şey yapmıyorum. Ama sana şu an hiçbir şey anlatamam. Zamanı gelince hepsini tek tek anlatacağım. Sana söz veriyorum. Ama o zaman gelene kadar bana güven. Sadece bana güven olur mu? Tamam arkadaşım. Tamam canım benim. Tamam. Yanındayım ben senin. Daha düne kadar ben de bu evliliği onaylamıyordum ve istemiyordum. Ama sonra Alp'in Neva'nın arkasında nasıl durduğunu gördüm. İnandım onlara. Esas senin derdin ne? Sen niye istemiyorsun bu evliliği? Niye? Seni ben aydınlatayım Seylan. Üzgün, ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada? Aa, bu evlilik bir aile meselesi değil mi? Malum biz de kalabalık bir aileyiz. Ben de Alp'in annesiyim. Elbette burada olacağım. Soruna gelince, neyin nesi olduğunu bilmediğimiz bir kadının Karahun soyadını taşımasının ne demek olduğunu sen biliyor musun? Bütün Karahun mirasına ortak olması demek. Biliyorsun Seylan, ortalık servet avcısı, para düşkünü insanlarla dolu. Dikkat etmemiz gerek değil mi? Tabii ya. Ne kadar aptalım. Şimdi anlaşıldı sizin derdiniz. Sizin bütün derdiniz bu değil mi? Karahunlar, Karahun olmak. Kocana da söyledim, sana da tekrar söylüyorum. Bu evliliği en başta ben de istemiyordum ve onaylamıyordum. Ama onları siz de gördünüz. Alp Neva'nın yanında duruyor. Ben de öyle yapacağım. Tabii siz aşktan, sevgiden ne anlarsınız? Bütün derdiniz soyadınız öyle değil mi? Malınız da mülkünüz de sizin olsun. Ben oğlumla Neva'nın yanındayım. Ah Seyla. Sen bu aşk, sevgi meselelerini çok yanlış anlamışsın. Kolaysa her şeye rağmen bir aileyi ayakta tutmaya çalış. Bak bana, ben sana rağmen bu evliliği ayakta tuttum. Ama ne saçmalıyorum ben. Daha küçücük bir çocukken oğlunu terk etmiş bir kadın bunu nasıl anlayacak ki? Kasım, sanırım burada işimiz bitti. Gidebiliriz. Yıllar önce bana yaptığınız şeyi Neva'ya yapmanıza izin vermeyeceğim. Onların hayatını mahvedemeyeceksiniz. Dana Hanım, dosyadaki detayları inceleyelim, olur mu? En son ben tek tek bakacağım. Tamam, teşekkür ederim. Ne haber hocam? Ben iyiyim ama sen çok müsait değilsin galiba. İstersen sonra geleyim. Yo yo, bitirdim. Bitirdim. Gel. Kahve içer misin? Olur. İki tane filtre kahve alabilir miyiz? Sade. Senin olaylardan haberin yok tabii. Hangi olaylar? Bizim ufaklık. Evlenmiş. Nasıl yani? Alp Bey. Evet. Hem de kimle biliyor musun? O restorandaki şef yardımcısıyla. Aa. Neydi adın? Neva. Senin de haberin yoktu. Ya sadece benim değil, aileden kimsenin haberi yok ki. Öyle gizli saklı kıymış nikahı serseri. Ne diyelim, evlenmişler artık. Hayırlı olsun. E tabii canım, diyecek bir şey yok. Bu arada Duru aradı beni. Biliyorum, arayacağını söylemişti ama bu kadar hızlı davranacağını tahmin etmiyordum. Sanırım akşam çok
lezzetli yemekler yiyeceğiz ha? Çok şanslısın. Duru'nun eli o kadar lezzetli ki gerçekten muhteşem yemekler yiyeceksin. Hep beraber sohbet ederiz dedi. Vallahi konuşmanın konusu ne olacak çok merak ediyorum. Emir, böyle bir süredir benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Ama tabii son zamanda bu kadar çok olay yaşanınca konuşamadım bir türlü. Bence zamanı geldi artık. Peki. Yemekte mi konuşmak istersin? Olur yani bu akşam yemekte böyle baş başa kaldığımız bir an konuşuruz. Ne konuşmak istediğini aşırı merak ediyorum şu an. Kardeşin Alp Bey'le ilgili. Hoş geldiniz. Bir sorun var efendim. Şu tır şoförleri gelsin be Enoğlu'ya. Gitsinler aşağı. Sevkiye tipler. Duydunuz mu? Bütün tırlar tek tek aranacak. Dedik dedik edilecek. En ufak bir şey bulduğunuz zaman bana haber vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Peki efendim. Şoförler de tırların başından bir uzaklaşsın hemen. Hadi. Hadi, 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 hadi. Alo. Koran Bey, burada işler karıştı. Alp Karahun bütün sevkiyatı durdurdu. Şimdi bütün tırlar aranıyor. Ne demek lan tırlar aranıyor? İyi biliyor da aratıyor. Lan bana bak. Orada ne olup bitiyorsa tek tek bana anlatacaksın. Duyuyor musun beni? O Alpit'inden de sakın gözünü ayırma. Duyuyor musun beni? Tamam Koran. Her yere bakacaksınız, her yere. Lan. Bu herif bu tırlarla uyuşturucu kaçırdığımızı nereden biliyor lan? Takip mi ediniz lan? Yok Koran Bey, bizi kimse takip etmedi. Emin misin oğlum? Eminim. Belki sadece şüpheleniyorlardır patron. Dur lan anlarız şimdi. Biliyorsun Alp Bey bu Amerikalılarla olan bütün sözleşmeleri bana devretti. Ben de geçen gün yaptığımız anlaşmalara bakıyordum. İçlerinden böyle bir iki nakliye firmasının ismi dikkatimi çekti. Özellikle bir tanesi... Yalnız Ece bunu açmam lazım. Tabii siz konuşun, biz daha sonra devam ederiz. Tamamdır, harika olur. Yine ne var Koran? Bu Alp ortaklığımızı öğrenmiş, sevkiyata engel oluyormuş. Sen sakin ol, sevkiyat duramaz. Ben şimdi Alp'le konuşur, ne olduğunu öğrenirim. Yalnız sen niye bu kadar telaşlandın, ben onu anlamadım. Emir Bey, biz sizle bir anlaşma yaptık. Bizim bir sözleşmemiz var. Ben vaat ettiğim saatte hububatı yerine götürmekle mükellefim. Yoksa neden telaş edeyim? Ürünlerin teslimatı benim problemim Koran. Senin değil. Sen rahat ol. Ece Hanım. Çıkıyor muydunuz? Çıkıyordum ben. Efendim? Merhaba. Neva'mla mı görüşüyorum? Buyurun benim. Siz kimsiniz? Sizi Kasım Karahun adına arıyorum. Kendisi acilen sizi şirkete bekliyor. Peki. Geliyorum. Alp Bey, bakar mısınız? Burada gizli bir bölme olabilir. Olamaz kardeşim.
Tamam mı? Bütün bölmeleri sökeceksiniz gerekirse. Her yere bakacaksınız. Bizden olmayan kimse bu araçlara yaklaşmayacak, anlaşıldı mı? Kimse yaklaşmayacak, kimse. Orhan Bey, gizli bölmeleri keşfettiler. Şu an plakaları söküyorlar. Lan, lan bana bak. Ne yaparsanız yapın, Alp'in uyuşturucuları bulmasına engel olun. Duyuyor musun beni? Bizi tırlara yanaştırmıyorlar ki Koran Bey. Ne demek lan yanaştırmıyorlar? Siz ne iş yapıyorsunuz? Alo. Alo, ne sustun? Konuşsana. Ne oluyor? Anlatsana. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim Koran Efendi. Avucumun içindesin artık. Lan bu Alp bizim malları bulmuş olmasın? Emriniz nedir patron? Lan ben yanarsam o iti de abi seni de yakarım. Duvarlara çıkıyoruz haydi. İçi boş. Ne demek boş? Nasıl boş ya? Nasıl bu? Arayacaksın. Koş, koş arkaya da bakacaksın. Ne demek içi boş? Bakacaksın sen bir. Ne bakıyorsun kardeşim? Arasana ya. Ara kardeşim. Hadi. Tamam. Tamam sakinim ben. Sakinim. Tamam. Sakin. Bak gelme. Şimdi bir sakin düşünmemiz lazım. Eğer bu mallar bu türlere girdiyse neredeler? Girmedilerse bu gizli bölmelerin bu türlerde ne iş? Sorulacak çok soru var kardeşim. Tamam mı? Ama cevabını bilen tek kişi var. O yüzden... Abi neredesin? Tamam seninle konuşmam lazım. Silolarda bekliyorum seni. Berk sen restorana geç. Benim burada işim uzayacak çünkü. Oğlum bugün mü? O uzayacak işim. Git. Benim abimle tek konuşmam lazım. Tamam mı? Oo. Gelinimiz teşrif etmiş. Hoş geldin Nevaşi. Vallahi hayırlı olsun mu diyeyim, geçmiş olsun mu diyeyim bilemedim. Karaoğullara gelin olmak. İşin gerçekten çok zor. Seni ilk gördüğümde çok akıllı bir kız olduğunu anlamıştım ama... vallahi bu kadarını ben bile tahmin etmezdim. İşte şimdi o küçük anlaşmamız çok daha büyük bir anlam kazandı. Ben sizinle bir anlaşma yapmadım Emir Bey. Ama korkmanıza gerek yok. Sizin düşmanınız ben değilim. Aa. Ne var biz artık bir aileyiz. Ben sadece ailem için korkarım. Biliyorsun, her şey Alp için. Onun iyiliği için. Ben de onun iyiliğini düşünüyorum zaten. Onu düşünmesem Korhan'la sizi gördüğümde çok farklı davranırdım. Emin ol. Neva Hanım değil mi? Kasım Bey sizi odasında bekliyor. Lütfen beni takip edin. Kasım Bey, Neva Hanım geldi. Geç otur. Anlat bakalım, nasıl başardın? Anlamadım. Bak, ben her şeyi anladım. O yüzden açık konuşalım. Önce restoranda çalışmaya başladın. Derken Alp'i gözüne kestirdin. Yavaş yavaş aklını çeldin. Ve peşindeki adamlara karşı onu kalkan olarak kullandın. Ha, Alp merhametli çocuktur. Sonra niye daha fazlası olmasın diye düşündün. Ve adım adım onu evliliğe ikna ettin. Ne diyorsunuz siz Kasım Bey? Güzel numara aslında. Ama artık bitecek. Ben bu ailenin mirasını senin gibilere yedirmem. Bakın beni çok yanlış anlıyorsunuz. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Senin gibileri iyi tanırım. Sizin derdiniz, gününüz paradır. Benim kimsenin parasında gözüm yok. Nasıl yani? Kocan da bu yüzden ölmedi mi? Hı? Senin para hırsın yüzünden. Bana masal okuma. Her şeyi öğrendim ben. Bunların hepsi yalan. Yalan. Alp'ten 100.000 dolar aldığın... o da mı yalan? Thank you.
Hayal? Neyin var kızım? İyi misin? Hiç iyi değilim babaanne. Meleğime çok kızdım. Niye? Ne yaptı ki? Artık bir başımayım. Yağmurcuğumda kalıyorum. Niye annenle kalmıyorsun? Çünkü o bana yalan söyledi. Gitti o Alp'le evlendi. Ne? O para önemli değil. Ben sana daha fazlasını vereceğim. Bu Alp'ten herhangi bir karşılık beklemeden ve hiçbir nafaka talebinde bulunmadan boşanacağına dair belge. Söyle ne kadar istiyorsun? Yeter ki bitsin artık bu rezillik. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben sizin oğlunuzla... Sen benim oğlumun başına yeteri kadar dert açtın. Hakneva, eğer Alp'in senin gözünde ufacık bir değeri varsa... belgeyi imzalarsın. Paranı alırsın ve gidersin. Anlamıyorsunuz. Ben bunu ona yapamam. Yapacaksın. Yapmak zorundasın. Ben oğluma bu kötülüğü yapmana izin vermem. Kızını düşün. Onun geleceğini düşün. Belgeyi imzala, paranı al ve hayatımızdan çık git. İmzala şunu. Bu Alp dediğin kim kızım? Annemin restorandaki patronu. Restoranda biz komşuyuz onunla. Çok kızgın bir adam. Kaşları hep böyle çatık. O da bana yalan söylemiş. Nereden biliyorsun evlendiklerini? Belki yanlış anlamışsındır. Hiç de bile. Alp'in babası restorana gelip evlendiler diye kızdı. Ben zaten bir imza attım Alp'le evlenirken. Alp istemediği sürece de boşanmayacağım. Sizin paranızı da istemiyorum. Çünkü ben oğlunuzla parası için evlenmedim. Bak, büyük bir hata yapıyorsun. Bugün sana sunduğum fırsatı bir daha sunmayacağım. Hakaretlerinize daha fazla katlanmayacağım. Neva, eğer bunu sen imzalamazsan Alp imzalayacak. Ben oğlumu senin gibilere yedirmem. Bu evlilik bitecek. Bitecek öyle ya da böyle. O yüzden karlı çıkamayacaksın. Umarım bu söylediklerinizin altında izinmezsiniz bir gün. Müsaadenizle. Devam! Bunu iyi düşün. Kızın için. Kendi geleceğin için. Eğer bu işi zora sokarsan... bu herkes için çok kötü olacak. Bilmem anlatabildim mi? Herkes evliliğinizi konuşuyor. Ama Kasım Bey, bu evliliği ikna etmek pek kolay değil tabii. Hoş, ortada ikna edecek bir evlilik de yok ama. Ne saçmalıyorsun sen? Bak, herkesi kandırabilirsin ama ben gerçekleri biliyorum. Ne gerçeği? Yakında herkes öğrenecek zaten, merak etme. Bak, ikimiz de bu evliliğin gerçek olmadığını biliyoruz. Bana kendi ağzınla söylemiştin. Alp, aramızda hiçbir şey yok demiştin. Şimdi benim merak ettiğim şey şu, siz ne saklıyorsunuz? Ama onu da öğreneceğim. Umurumda değil. Artık kabullen. Biz evlendik. Alp seni değil, beni tercih etti. Tüm gerçek bu. Öyle mi? O zaman sen bunun tadını çıkart. Çünkü çok uzun sürmeyecek. Thank you.
Yavaş. Sakin. Abi sen nasıl bir pisliğe bulaştın ya? Sen bizim şirket nasıl tehlikeye atarsın? Ne diyorsun Alp? Ne pisliği? Sen Korhan gibi bir uyuşturucu kaçakçısıyla nasıl iş yaparsın? Alp sen ne saçmalıyorsun? Niye çağırdın beni buraya? Korhan denen herif bir uyuşturucu kaçakçısı. Malını da bizim şirketin araçlarıyla taşıyor. Ulan Karabun kardeşler. Bir olup bana tuzak mı kurdunuz lan? Ben en ufak hatanızı göreyim. İkinizi de yemezsem bana Korhan ateş demesinler. Gel. Bak işte burada bir sürü bölme var. Burada da var, orada da var. Adam malını buraya koyuyor, paşa paşa taşıyor. Sen nasıl anladın bu tezgahı? Ben Korhan'ın uyuşturucu kaçakçısı olduğunu biliyordum zaten. Tuzak kurdum herife, takip ettim. Bizim şirketin araçlarıyla taşıdığını da öyle öğrendim işte. Mallar nerede peki? Bilmiyorum. Uçurdu herif malı yani. Bir şekilde benim buraya geleceğimi anladı herhalde. Bir dakika, bir dakika. Doğru mu anlıyorum? Ortada bir uyuşturucu falan yok. Uyuşturucu taşıdığına dair herhangi bir kanıt da yok. Ama sen Korhan'ın bizim şirketin araçlarıyla uyuşturucu kaçırdığını söylüyorsun. Bölmeler var diyorum ben de sana. Tırlarda bölmeler gösteriyorum. O bunda da orada da var ya. Bunlar senin için bir kanıt değil mi yani? Ben anlamadım. Benim harekete geçmem için emin olmam gerekir kardeşim. Harekete geçmen için emin olman gerekir. Evet. İyi gel. Gel, gel. Gel benimle. Gel. Toplanın. Aa. Korhan'la konuşurken yakaladım. Beni gözetliyordu. Değil mi? Mallar nerede mallar? Ha? Ben mal falan bilmiyorum Alp Bey. Ha? Ben buradan ekmek yiyorum. Ne alırsınız bırakın gideyim Alp Bey. Sen dalga mı geçiyorsun lan benden? Ha? Korhan'a gözümün önünde bilgi verdi. Nakli onun. Sevkiyatta durdurulunca kimseye ulaşamamış. Şoförlerden de beni tanıyor, beni aradı Alp Bey. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Ha? Ay, tamam. Bir dakika dur abi. Dalga mı geçiyorsun sen benden? Konuşacaksın oğlum. Ne biliyorsan anlatacaksın. Bak gerçeği söylemeden yemin ediyorum çıkart. Ay tamam dedim. Çıkart lan lan. Ay tamam sen dedim. Abi, tamam. Abi yalan söylüyor. Öyle de yürü müsün oğlum yeter. Ulan senin. Tamam tamam artık. Yürü. Yeter yürü tamam. Abi ya tamam anlamıyorsun bak. Ya tamam abi, sakin. Tezgah diyorum bak Korhan'ın adı mı şoförlerde? Anlamıyorum ben. Sakin ol tamam. Bu uyuşturucu tezgahı ya da adı her neyse bunların hiçbirinden benim haberim yok. Ben sadece hububat anlaşması yaptım bu herif. Anladın mı? Ona sonra geleceğiz. Benim arkamdan ne işler çevirdiğini de anlatacaksın. Ben senin arkandan iş falan çevirmedim. Ben Korhan'la anlaştıktan çok sonra senin aramdaki husumet ortaya çıktı. Nereden bilecektim? Ayrıca o anlaşma seni nezarethaneden çıkardı. Nasıl? Ne demek o? Duydun. Korhan'ın şikayetini geri almasını ben söyledim. Nasıl? Sen? Alp ben senin düşmanın değilim. Tamam mı? Ayrıca bugün burada gördüklerimden sonra Korhan'la hiçbir şekilde ilişkin falan kalmış. Bitmiştir. Karoğun Holding'le olan sözleşmesini iptal edeceğim. Ama artık sen de bir dur. Bir dur artık. Ben oğlumu senin gibilere yedirmem. Bu evlilik bitecek. Bitecek öyle ya da böyle. Eğer Alp'in senin gözünde ufacık bir değeri varsa belgeyi imzalarsın. Paranı alırsın ve gidersin. Buyurun. Merhaba. Neva Can Polat'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Kızınızın okula kayıt işlemleri için aradım
kağıtları hafta içerisinde getirmeniz gerekiyor. Anlamadım. Bize kontenjan yok dediler. İkametgah sorunu vardı kayıt olmak için. Öyle söylemişlerdi. Orasını bilmiyorum. Çocuğunuzun okula başlaması için hiçbir engel yok şu an için. Sadece eksik evrakları bekliyoruz. Peki kim yapmış kaydı? Hayal'in velisi Alp Karahun. Bunlara dikkat edelim, hazırlık olalım. Sen. Heh. Afiyet olsun. Ne yaptın abi, var mı gelişme? Emir'in uyuşturucu işinden haberi yok. Kendince bir şeyler anlatıyor mu? Orhan'ın şirketle ilişkisini kesecekmiş. Peki. Aç mısın? Ben bir şeyim. Tamam, sen dinlen, konuşuruz sonra o zaman. Haydi gençler, hadi. Hadi canlanın, hadi yavrum. Köpürt onu, köpürt. Hadi göreyim seni, hadi. Ne bu böyle? Taze gelin gibi. Güzel çevirsin durun. Şöyle hadi candan biraz. Ha? Ha? Hadi hadi çabuk. Buyur evlat, bir isteğin mi var? Ha yok şefim, ben Neva'ya bakmıştım ama burada var. O sabah izin aldı. Çocuğunu görmeye gidecekmiş. Peki sağ ol şefim. Hadi. Alo Erdal Bey. Niye sessiz konuşuyorsun Korhan? Ne oldu? Çok önemli bir şey değil. Ben de sizi arayacaktım. Hep aynı laflar Korhan. Allah neden hala yola çıkmadı? Az önce çıktı. Ufak bir pürüz çıkmıştı ama ben hallettim. Hiç merak etmeyin. Merak etmesi gereken ben değilim. Yarın mallar teslim edilmezse kendi sonunu merak etmeye başla. Bana bak. Malları bul bana. Yaktırıp anam bana İstanbul'u. Yok mu hala bir haber? Yok abi, yok. Yok, çıldıracağım. Yağmur aradın mı sen? Yok, açmıyor ki telefonunu. Aradığınız kişi... Neva. Neredesin sen ya? Arıyorum, telefonla da ulaşamıyorum. Yalnız kalıp düşünmek istedim biraz. Konuşmamız lazım. Hepsini sen mi hazırladın? Yok canım. Catering'e söyledim. Onlar yaptılar. Hatta 5 dakika önce getirdiler. Ben senin elinde olsam bu topa hiç girmem. Çünkü bu yemek konusu durumun biraz hassas noktası. Yo, çok net fark ettim. Neredeyse vuracak beni yani. Tamam ya. Sözümü geri aldım. Ama gerçekten çok şaşırdım. Yani bu kadar kısa sürede böyle bir sofra hazırlamış olman. Teşekkür ederim. Benim kuzenim çok yetenekli. Sen bir de tadına bak. Gerçekten enfes.
Yani ayıp şu yemeği yese, kesinlikle restorandaki şefi gönderip seni alır. Abartma. Bu arada beni davet ettiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak benim için büyük zevk. Yani beklediğine değdi mi? Ya yemekler şahane. Ama benimle konuşmak istediğin şu konuyu merak etmiyorum desem yalan olur. Şöyle. Benim böyle birkaç gündür aklıma takılan bir konu var. Evet. Tam olarak da bununla ilgili, yani bununla ilgili konuşmak istiyordum. Tırları çektiler, mallardan haber yok. Telefonlara cevap yok. Ne işler çeviriyorsunuz lan benim arkam? Ya ben hakim olamadım dün gece kendime. Biliyorum yani sana da sormadan böyle bir şey yapmamam gerekirdi ama oldu yani aniden oldu her şey. Senin öyle kolunu tuttuğunu falan görünce... Bizimki anlaşmalı bir evlilik. Sadece kağıt üstünde. Ve siz bana söz verdiniz. Bunu kimse bilmeyecekti. Söz verdim Neva ama mecburdum. Mecburdum Neva, var mıydı başka bir yolu? Başka bir yolu olsa onu yapardım ama sen de gördün biliyorsun yani çok sıkışmıştık. Böyle devam edemezdik yani. Şimdi herkes bu evliliğin nedenini sorguluyor. Kimseye bir hesap vermek zorunda değiliz. Siz değilsiniz tabii. Siz Alp Karahun'sunuz. Ben de Alp Karahun'un evlendiği aşçıyım. Ne bekliyordunuz ki? Ne olmuş? Ne olmuş yani, zamanla herkes buna alışacak yavaş yavaş, unutacak bize beraber. Alışmayacaklar. Biz evlenirken yaptığımız sözleşmede hükümler gayet açık ve netti değil mi? Evet. Benim ne sizinle de Karahunların mal varlığında bir hakkım yok, öyle değil mi? Niye soruyorsun ki bunları Neva, ben anlamadım. O sözleşmenin bir kopyasını alabilir miyim? Ne yapacaksın Neva sözleşmeyi? Kimsenin aklında soru işareti kalsın istemiyorum. Neva bak, biri gelip seninle bir şey konuştuysa... Sen babamla mı konuştun? Restoranın önünde Alp'in kavga ettiği Korhan Ateş. Sen de aynı adamla anlaşma imzalamışsın. Korhan'la yaptığınız anlaşmayı biliyorum. Sen çok zeki bir kızsın Ece. Öyledir. Kuzenim diye söylemiyorum, çok zekidir. Bana kalırsa bu zekasını öngörü yeteneğinden alıyor. Böyle bir şeyin ufacık kokusunu alması bile yeter onun için. Sen Duru'ya bakma, abartmayı çok sever çünkü. Ben bu konuyu merak ediyorum ve konuşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki konuşabiliriz Ece. Sonuçta biz seninle sadece iş arkadaşı değiliz. Bence iş konusunda çok şanslısınız. Ya böyle resmi, sıkıcı işler falan beni çok yorar. Ama neyse ki sizin öyle bir durumunuz yok. Kesinlikle Duru. Bence biz Ece ile bu durumu çoktan aştık. Ben Alp Bey'in arkasından niye böyle bir şey yaptığını anlamıyorum. Benimki sadece bir iş anlaşması. Profesyonel bir karar. Kardeşine zarar verecek olsa bile mi? Herkes kendi yaptıklarından sorumlu değil midir? Peki sen neden Alp'i korumaya çalışıyorsun? Tatlı. Hı? Tatlıya geçelim mi? Olur. Harika. Ç
Kimse sana böyle davranamaz. Kimse! Ben aranızı bozmak için söylemedim. Hayır! Bunun hesabını verecek. Bunun hesabını verecek. Dur! Dur lütfen dur. Ben daha fazla savaşamam. Zaten hayatım zor, daha da zorlaştırmayın lütfen. Yapamam. Yapamam. Daha fazla savaşamam. Bence Alp Bey'in korunmaya ihtiyacı yok. Hani sanmıyorum. Ama sanırım bizim kendimizi korumaya ihtiyacımız var. Neyden? Senden. Benden. Evet. Çok ciddiyim. Kestirilemeyen bir tarafım var. Ben bu kadarım işte hani. Gördüğün kadar buradayım. Hiç sanmıyorum. Yani sana ne kadar yakın olursam olayım... ...tam olarak tanıyamayacakmışım gibi hissediyorum. Ben daha önce böyle birinin beni tam olarak tanımasına izin vermiştim. Sonucu da benim için çok iyi olmadı. Peki o birinin cezasını başkalarının çekmesi ne kadar doğru? Tatlılar geldi. Hazır mıyız tatlılara? Dünden hazırız. Harika. Bakalım bunu beğenecek misin? Vallahi ben beğeneceğime eminim. Sen bana inanmıyorsun ama bu işin içinde Seylan da var. Bundan ben adım gibi eminim. Duydun değil mi bugün söylediklerini? Ya öyle olsa ne fark eder? Ne fark eder? Sonuçta mesele Alp ve Neva'da bitiyor. Seylan'la uğraşıp da ne yapacağız? E sen bu kızla uğraştın da ne oldu söyler misin? Yani bir neticeye varabildin mi? Hiç. Kız inatçı. İnatçı, çok inatçı. Ne bir durdu ki karşımda? Bir an gerçekten Alp'e aşık olduğunu bile düşündüm. Sen de buna inandın öyle mi? Ay yapma Allah aşkına Kasım. Yani biz kızın kim olduğunu biliyoruz. Karanlık ilişkiler, karanlık adamlar. Eğer teklifini kabul etmediyse hedefi çok daha yükseklerde demek. Ya Türkan, para teklif ettim olmadı. Tehdit ettim olmadı. Gözünü korkuttum olmadı. Ya ben daha ne yapabilirim? Eğer uzaklaştırarak kurtulamıyorsak bu kızdan o zaman tam tersini deneriz. Yine ne tilkiler dönüyor senin kafanda? Yakında anlarsın. Yapma böyle ya. Hadi gel biz seninle güzel bir film seyredelim. Canım istemiyor. Bisküvi ye. Canım istemiyor. Anneni düşünüyorsun değil mi? Düşünmek istemiyorum. Eğer sorarsa sen de öyle de. Düşünmüyor de. Peki bebeğim. Sen bilirsin. Biliyorum Berk, görüyorum sensin. E niye açmıyorsun o zaman kapıyı? Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Ne işin var senin burada? Ya açmıyorsun telefonlarını, merak ettim ben de.
Geliyorum Hayal, şimdi bekle. İyi akşamlar. Hayır, bir dakika. Vallahi açıklayabilirim, her şeyi açıklayabilirim lütfen. Anlat, dinliyorum. Açıkla o zaman. Şimdi böyle sorunca da hangisini açıklayacaksın, neyi... Şöyle yapalım, sen bana sor, ben senin sorduğunu açıklayayım. Evlendiklerini biliyordun. Evet. Ve bana söylemedin. Yani Yağmur, söyleyemezdim. Onlar saklamak istediği için söyleyemezdim. Yoksa ben sana yalan söyler miyim hiç ya? Nedenini de biliyorsun. Yani. Tamam, onu söyle o zaman. Neden evlendiler? Onu söyle. Yağmur, söyleyemem. Arkadaşıma ihanet edemem. Lütfen. Bana edersin yani. Hayır. Yağmur. Teyze, ne oldu? Atmışsın kendini sokaklara, duramamıştın da evde. Ne olduğunu sen bana anlatacaksın. Neden bahsediyorsun sen? Neva'nın evlendiği doğru mu? Sen nereden biliyorsun? Doğruymuş işte. Doğruymuş işte, Allah kahretmesin, doğruymuş işte. Teyze dur bakalım, sakin ol. Daha işin aslını bilmiyoruz bak. İşin aslı maslı kalmamış. Olan olmuş zaten. Gözü hep yükseklerdeydi. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Allah aşkına bir rezillik çıkarma bak, lütfen. O kadından daha rezili var mı? Ha? O kadından daha rezili var mı? Kendisi yetmiyor, hayali de yanında sürüklüyor. Ama Allah şahidimdir. Oğlumun emanetini ona bırakmayacağım. Ya uyuyamıyorum bal kız. Sen yoksun diye uyuyamıyorum sanıyorum. Ama meleğim olmadığı için uyuyamıyormuşum. Ama hala ona kızgınım. Onu da hiç affetmeyeceğim daha. O Alp'e de kızgınım. Arkadaş gibi davranıp meleğimi çaldı elimden. Kadın adam ne olacak ki? Ama böyle de çok zor ki. Meleğimsiz ben hiç yaşamadım. Onsuz olmayı istemiyorum. Ama sen de konuşmayınca hiçbir tadı olmuyor bak. Yağmurcuğumla birlikte olsa bin yüz tane şey anlatırdı. Ay tamam. Hadi iyi geceler bak. İyi geceler meleğim. Senin de uyku tutmadı. Hayal olmadan uyumaya alışkın değilim. Dursana. Tahmin edebiliyorum bu arada. Benim bile gözlerim hayal arıyor çünkü. Hayal öyledir. Hemen alıştırır kendini. Canım kızım benim. Ben onun o camdan kalbini kırdım. Üzme kendini. Sonunda hayal de anlayacaktır her şeyi onun için yaptım. Bugün okuldan aradılar. Ya. Kayıt işlemleri için. Sen ne kadar teşekkür etsem az. Önemli değil. Teşekkür etmene gerek yok. Ne kadar önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Bunu kimse kimse için yapmazdı. Hayal benim için hiç kimseden çok daha fazlası. Ona baktığımda böyle kaybettiğim şeyleri görüyorum. Umudu, yaşam enerjisi. Hayalin mutlu olması benim için çok önemli. O benim her şeyim. O kadar korkuyorum ki beni affetmezse diye. Merak etme Hayal, seni çok seviyorum. Hem o da annesi gibi sevdiklerinden kolay kolay vazgeçmeyecektir.
Efendim Türkan anne. Aa. Bir günaydın yok mu önce? Daha özür dilerim anne, günaydın. Günaydın oğlum. Bak lafı uzatmayacağım. Bu duruma baban da ben de çok üzülüyoruz. Eminim öyledir. Öyle tabii, öyle. Biz bir aileyiz. Bu iş artık böyle tatsız devam etmez. Kasım'la konuştuk. Akşam eşinle birlikte seni yemeğe bekliyoruz. Ya Türkan anne gerçekten... İtiraz istemiyorum, lütfen. Ailecek şöyle otururuz, güzel bir yemek yiyip şu işi tatlıya bağlarız. Öyle değil mi? Hadi, akşam bekliyorum. Söylediklerimi hiç anladın değil mi? Anladım Emir Bey, merak etme. Eğer bir hata yaparsan tek başınasın, ona göre. Al şu parayı. Bu seni uzun süre idare eder. Ortalıklarda görün. Hiç kimse seni bulamaz. Eğer bulursa... Bulurlarsa tek başımayım Emir Bey, merak etmeyin siz. Güzel. Hadi fırla. Akşam mı? Peki bu yemeğe katılmak zorunda mıyız? Yani tabii ki katılmak zorunda değiliz ama katılırsak iyi olur. Hem aradan çıkmış olur ya. Sen de Karaoğlu ailesinin üyeleriyle tanışmış olursun. Aman ben yeterince tanıdım zaten. Emin ol bunlar bir şey değil. Türkan Hanım'ı görmediyse hiçbir şey görmemişsindir. Haydi bakalım. Ben şöyle durayım. İstersen ben de geleyim seninle. Hayal'le konuşmak istiyordum çünkü. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Alp Bey. Peki. Neva bir de şey. Yani bana Alp Bey demesen. Malum herkesin gözü üstümüzde çünkü. Peki. Peki Alp, buna da peki. Sultan anne. Sen hala utanmadan bana anne mi diyorsun? Rezil. Ne diyorsun sen Sultan anne? Bana anne falan deme. Ben senin annen falan değilim. Hiç utanman yok değil mi? Para hırsı bürümüş aklını. Kendine gel Sultan anne. Benimle böyle konuşamazsın sen. İstediğim gibi konuşurum. Herkes duysun ne mal olduğunu. Para para diye oğlumun başını yedin. Şimdi de bulduğun ilk zengine yamadın kendini. Ne yapıyorsun sen Sultan teyze? Sen zehirlisin. Torunumu da zehirlemene izin vermeyeceğim. Yazıklar olsun sana be. Vallahi billahi sana yazıklar olsun. Gel bir tane. Efendim. Ya ben gelmeden o adam oradan çıkmayacak demedim mi size? Kim bıraktı? Kim bıraktı ki? Emir mi? Ya Emir'in ne işi var orada? Ama böyle bir tane. Ben seninle konuşmuyorum. Sen git o Alpiciğine bir tanecimden. Ama benim bir tanem sensin. Benim balım da böceğim de. Her şeyim sensin. O zaman beni kandırmasaydın. Onunla gidip evlenmeseydin. Ben bana küseceğini bilseydim eğer yüzüne bile bakmazdım onu. İki gündür ne kadar üzülüyorum biliyor musun? Çok özledim seni kızım. Sen özlemedin mi? Bana söz vermiştin. Hayatımızda kimse olmayacaktı başka. Sadece ikimiz olacaktık. Prenses ve kraliçe. Ama sen bana yalan söyledin. Yine sadece ikimiz olacağız. Sen istemediğin sürece başka kimse olmayacak. Söz veriyorum sana. Ben yeni baba falan istemiyorum.
Canım kızım. Hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek, sana söz veriyorum. Sen istemediğin sürece yeni baba doğmayacak. Söz veriyorum. Yine ikimiz olacağız. Prenses ve kraliçe. Affedebilir misin beni? Bilmiyorum. Peki. Kötü oldu bu. Ben de Hayal'e bir sürpriz hazırlamıştım Yağmur ablası. Aa, ne sürprizi? Hayal'i okula kaydettirdim. Onu söyleyecektim. Kızımla gider yeni elbiseler, kalemler, silgiler alırız diyordum ben de. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet, o zaman hemen gidelim birlikte. Söyleyeyim. Seni hala henüz affetmedim. Okul işleri aksatmayı gerektirmez. Ay, bir şey. Şimdi değil Ece. Ya sen benim göz hapsinde tuttuğum adamı nasıl salarsın? Nasıl salarsın? Yavaş, ha? Yavaş, yavaş. O şoför bizi koran lağına götürecekti be. Adam sana hiçbir şey bilmediğini söylemiş. Daha ne kadar tutacaktın içeride? Sen de bunu yedin mi abi? Ha? Ya o tırları araştır ki adam koronayı canlı yayın yapıyordu be. Ya sen bir çalışanı nasıl alıkoyarsın? Bu duyulsa ne olur biliyor musun? Şirketin itibarı yerle bir olur, yerle bir. Bu holdingin itibarı sen o uyuşturucu kaçakçısıyla anlaşma imzaladığın gün bitti zaten. Bak Alp, çok ileri gidiyorsun. Sana bu mevzudan haberim olmadığını söyledim. Uyuşturucuya ulaşabilmemiz için tek şansımız o adam. Tek. Uçtu gitti herif. Korhan'ı senin sayende kaçırdık. Bravo abi sen, bravo. Benim sayemde öyle mi? Evet. Ne yapacaktın? Kaç gün tutacaktın? Diyelim ki konuşmadın. Öldürecek miydin? Abi saçmalama. Ha ben saçmalıyorum öyle mi? Ben saçmalıyorum. Ya korona olan öfken gözünü kör etmiş senin, kör. Farkında bile değilsin. Sen bu hale gelecek adam mısın oğlum? Ha? Kes şunu. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Çıldırdınız mı? Odanın dışından duyduğu sessiniz. Alp, nedir bu Korhan meselesi yine? Ben sana bu adamlardan uzak duracaksın demedim mi? Onu bana değil abime soracaksın baba. Korhan'ı içimize kadar getiren o çünkü. Ben. Evet. Emir. Ne demek bu? Beyefendi Korhan'la işbirliği yapıp silodaki bütün malları bizden habersiz iç piyasaya dağıtmış. Bak. Erdal arıyor. Tırların yola çıkmadığına uyandı tabii. Ne diyeceğim lan ben şimdi bu adama? Ne diyeceğim lan? Mallar kuş olup uçtu mu diyeceğim? Ne diyeceğim? Şoförden haber var mı? Gidebileceği her yere baktırdım Korhan Bey. Hatta iki adamımız geceden beri adamın evinin önünde nöbette. Ama tek iz bile yok. Alp ne durumda? Onda da şüpheli bir durum yok. Yani hatta çocuklarla daha demin konuştum. Restorandan çıkmış, ofise geçmiş. Kafayı yiyeceğim lan. Nerede bu mallar? Bilerek yapıyor lan. Bile bile beni cendereye çekmeye çalışıyor. Bu böyle olmayacak. Gidip bir Alp Paşa'ya görünmek lazım. Araba nerede? Abi burada araba. Anahtarı ver. Biz de gelseydik. Siz burada kalın. Bana şoförü bulun lan. Bana malları bulun lan. Tamam Korhan Bey. Sakin. Kimsiniz lan siz? Bize başka bir çare bırakmadın. Ne istiyorsunuz lan benden? Yan tarafa geç, öğrenirsin. Geç lan yana. Bittiniz lan siz. Sen kardeşine yaptıklarını bile bile bu adamlarla nasıl anlaşma imzalarsın? Ben o anlaşmayı imzaladığımda Alp'le Korhan arasındaki durumu bilmiyordum baba.
Tamam mı? Ayrıca nakliye için en iyi teklifi de onlar verdi. Dışarıdan bakıldığında sicili düzgün, gayet temiz bir firma gibi gözüküyordu. Düzgün mü? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Oğlum bu adamlar mafya, mafya. Eli silah tutan adamlar şirketin içinde dolaşacak ve sen bunlara düzgün diyeceksin, öyle mi? Ben nereden anlayabilirim mafya olduklarını? Nereden? Sözleşme için karşıma oturduğunda gayet profesyonel bir iş insanına benziyordu. Ama Koran'ın niyeti farklıymış. Ben nereden bilebilirdim? Sevgili küçük kardeşimin gizlice evlendiği karısının yediği haltları... Sakın bak, bay sakın bu işe karıştırma. Tamam. Sakın. Ha karıştırmayayım öyle mi? Tamam. Karıştırmayayım. Nasıl olacak o? Neva bu işlerin tam ortasında, tam. Emir tamam. Eğer Neva o adamlara bulaşmamış olsaydı bugün bunların hiçbirini yaşamıyorduk biz. Bence aslında senin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz abi ikimiz de. Ya yeter! Kesin ikiniz de! Ne olursunuz siz ya? Artık ikiniz de tanıyamıyorum. Sanki kardeş değil, birbirinizin düşmanı gibisiniz. Sizi ben yetiştirdim, ben. Bunun karşılığını bana bu şekilde mi veriyorsunuz? Arkamdan gizli gizli işler çevirerek bir baba olarak ben bunu mu hak ediyorum? Emir, derhal o anlaşmayı iptal edeceksin. Söylemene gerek yoktu baba. Zaten bunu yapacaktım ben de. Anlaşma falan yok. Koran'la işim bitti. Oldu. Yok zahmet oldu ya. Zahmet oldu. Senin bu anlaşmayı ben karakoldan çıkmadan yırtıp atman lazım. Tamam Alp. Odana gitsen. Seninle konuşacaklarım var. Hadi oğlum. Hadi. Sen de bu mesele bitti zannetme. Seninle konuşacağız sonra. Meselesi hakkında gelip benimle konuşmanı bekliyorum. Ama sen bir açıklama yapmaya da tenezzül etmiyorsun. Sen benim yerime eşimle konuşmuşsun ama baba. Hmm. Demek hemen gelip sana yetiştirdi öyle mi? Kimse bana bir şey yetiştirmedi. Kız direndi, söylemek istemedi, ben zorladım. Hı-hı. Öyledir mutlaka. Sen ne yapıyorsun baba ya? Hı? Ya sen de bana nasıl para teklif edersin? Sen benim karıma nasıl boşanma evrağı imzalatmaya kalkarsın sen? Sen beni nasıl bir duruma düşürdüğünü farkında mısın ya? Ben görevimi yapıyorum oğlum. Ben bir baba olarak oğlumu koruyorum, ailemi koruyorum, şirketimin geleceğini koruyorum. Şirketin senin tek meselen bu değil mi? Bence senin de meselen bu olmalı. Oğlum, bu kızın geçmişi karanlık. Eski kocası pisliğe bulaşmış. Ölümü şaibeli. Kızın peşinde mafya var. Ve sen bu kadını karım diye getirip ailemin içine sokuyorsun. Hata yapıyorsun oğlum, hata yapıyorsun, büyük hata yapıyorsun. Bu yaşananlarda Neva'nın bir suçu yok. Neva da mağdur. Mağdur öyle mi? Bizim oralarda kuzu postu giymiş kurt derler. Oğlum onun niyetini niye anlamıyorsun? O seninle paran yüzünden evlendi. Baba bak sözlerine dikkat et. Neva'nın ne servetinde ne de senin paranda gözü var. Derdi para olsaydı dün o anlaşmayı imzalamıştı bile. Evet akıllı kadın. Daha yükseğini, daha iyisini elde edecekken niye azıyla yetinsin ki? Zaten şimdiden başladı bile. Ne demek şimdi? Korhan'a olan 100.000 dolar borcunu kapatmandan bahsediyorum. Nasıl? Sen bunu nasıl öğrendin? Bunun ne önemi var? İşte bu bile benim ne kadar haklı olduğumu gösteriyor. Değilsin sen. Haklı falan değilsin. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Neva şirket üzerinde hiçbir hakkı olmadığına dair sözleşme imzaladı benimle. Aferin. Aferin. Akıllı davranmışsın. Ama bak görüyor musun? Sen bile karına güvenmiyorsun demek ki. Yok, yok. Ben anlatamayacağım kendimi sana. Gerçi anlatamayacağım ya. Ya baba mesele para değil. Mesele para değil, mesele benim hayatım. Sen benim evliliğime karışamazsın baba ya. Sen benim karımı ayağına kadar çağırıp aşağılayamazsın. Sen benim hayatımı yönetemezsin baba. Eğer benim soyadımı taşıyorsan öyle hareket edeceksin. Başka yolu yok. Senin soyadın. Öyle mi? Peki baba. Alp oğlum, geçici bir heves için ailene sırtını dönme. Çok pişman olursun. Sen akşamki yemeğe gel. Bu sorunu çözelim. Hı? Teşekkür ederim.
Ececiğim kusura bakma. Yani seni işlerinden alıkoydum ama önemli olmasa çağırmazdım. Olur mu öyle şey? Ya sizinle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum ben. Ben de öyle. Hem dedim vakfın işlerinden konuşuruz. Hem de bu akşam için sana ihtiyacım olacak. Hangi konuda acaba? Alfin evlendiğini duymuşsundur. Duydum Emir'den. Çok da şaşırdım. Evet. Bu ani evlilik hepimizi çok sarstı. Özellikle de Kasım. Maalesef Alp'in eşi olarak seçtiği kadın ailemize uygun bir gelin değil. Sen de gördün zaten. Haklısınız. Ancak Alp bu evliliğin hata olduğunu göremiyor. Henüz. Aşk gerçekten de insanın gözünü kör ediyor galiba. Ailesi olarak da onu bu hatadan döndürmek bize düşüyor. Ama artık evlenmişler. Ne yapabilirsiniz ki? Alp, Neva'nın kendisi için doğru bir seçim olmadığını görecek. Biz göstereceğiz. O yüzden de Neva'yı daha yakından tanımak için Alp'le ikisini bu akşam yemeğe davet ettim. Birinin gerçek yüzünü görmek için yakından bakmak gerekiyor tabii. Kesinlikle öyle. Ben sizin için ne yapabilirim? Ece, eğer sen olmasaydın Neva'nın kim olduğunu asla öğrenemeyecektik. Hislerinde haklı çıktın. O yüzden de bu gece yemekte bize eşlik etmeni istiyorum. Sezgilerine ve gözlemlerine ihtiyacım olacak. Ama sonuçta bu aile arasında bir yemek. Benim gelmem ne kadar doğru olur bilemedim. O nasıl söz Ececiğim? Sen de aileden sayılırsın artık. Aramızda olmandan mutluluk duyarız. Ne güzel şeyler aldık değil mi kızıma? Evet, çok güzel boya kalemler aldık bana. Ne iyi ettik değil mi anne kız günü yaparak? Evet benim. Çok özlemişim seni. Sen de özledin mi beni? Ben de seni özledim benim. Ben sensiz çok yarım hissediyorum. Artık evimize gidelim mi? Ne dersin? Hayır. Orası Alp'in evi. Ben onun yüzünü görmek istemiyorum artık. Ama Hayal'cim. Lütfen meleğim, bu konuda bana ısrar etme. Ben o eve gitmeyeceğim. Hani bizi okula kabul etmemişlerdi ya ilk başta. Evet ama sonra kabul etmişlerdi. Alp'in sayesinde oldu. O Alp'in sana doğum günü hediyesiydi biliyor musun? Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ama bir şey değiştirmez Melih. Ben o eve gitmeyeceğim. Peki. Sen ne zaman hazır hissedersen kızım. Emir. Bir dakika gelsene bir konuşalım seninle. Kapıyı da kapa lütfen. Oğlum ben sana güvenip hiç arkamı dönemeyecek miyim? Sen bize haber vermeden böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bana verdiğin yetkiyle. Karoon Holding'in iç piyasadaki dağıtımından ben sorumluyum baba. Ve eğer önüme karlı bir iş fırsatı geçerse bu yetkiyi sonuna kadar kullanır ve o sözleşmeyi imzalarım. Bu kadar. Hayır bu kadar değil. Bu hamlenle Amerikalılarla yaptığımız iş anlaşmasını tehlikeye attın. Amerikan pazarına girme şansımızı kaybedebiliriz. Hayır kaybetmeyeceğiz. Nasıl olacak o iş? Silolardaki bütün malı iç piyasaya yollamışsın. Yeni mahsuller gelecek. Bunu gözden kaçırdığımı düşünmüyorsun herhalde. Bu süreçte sadece iç piyasadaki alıcılarla değil, aynı zamanda üreticilerle de görüştüm. Yeni ürünler geldiği anda %10 iskontoyla önce biz alacağız. Amerikalılarla yaptığınız sözleşmeye göre teslimat önümüzdeki ay. O tarihe kadar bütün ürünler elimizde olmuş olacak. Evet. Ama yine de bunu bizimle konuşman gerekiyordu. Ben Korhan meselesine hiç girmiyorum bile.
Sana bir soru soracağım babam. Benim yerimde sen olsan ne yapardın? Bir tarafta çok karlı bir sözleşme var. Ve diğer tarafta da onu görmek istemeyen iki kişi. Sen hangisini seçerdin? Kârı mı? Zararı. Ben sana söyleyeyim. Benim yaptığımın birebir aynısını yapardın. Bu bizim tabiatımızda var. Bunu bize sen öğrettin. Vardı bunlara. Çağırsaydınız gelirdim. Kes sesini Korhan. Malların nerede? Geldim avukatım. Heh, geldi de. Bir şey diyeceğim sana. Ne bu gizlilik abi? Sen ne iş çeviriyorsun? Yine Koran'la ilgili bir şey. Hayır canım, onunla alakası yok. Ben çoktan yapmam gereken bir şeydi bu zaten. Neymiş o? Azat oluyorum kardeşim. Anladım. O ne demek ya? Anlatacağım, gel. Ha şey, bu arada sen benim istediğim şeyi aldın değil mi? Aldım de. Ben odasını da koydum. Tamam hadi. Tamam, süper. Avukat hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Merhaba. Sizden istediğim belgeleri hazırlayabildiniz mi? Hazırladım ama bunu bir kez daha sormam lazım. Bu kararınızdan emin misiniz? Çünkü bunun bir daha dönüşü yok. Eminim. Peki. Kimse benden çalamaz. Kimse benden çalamaz, anladın mı? Rica ederim Erdal Bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben sizin malınızı çalar mıyım? Size ihanet eder miyim? Mallar nerede o zaman? Niye ulaşmadı hala eline? Uyuşturucular bu hububatları yüklediğimiz depoda. Ya benim bu tırlarını kullandığım adam, onun bir kardeşi var, Alp Karaho. Sevkiyata o engel oldu. Ya hayır, kendi aralarındaki husumet yüzünden. Bizim işimizi sekteye uğrattı ama merak etmeyin, mallar gayet güvende. Nasıl emin olabiliyorsun? He? İşler kontrolünden çıkmış Koran. Benim de adamlarım var içeride Erdal Bey. 24 saat malı gözlüyorlar. Hayır, biz de depoya gireriz. Gireriz de depo adamları. Yani uyuşturucuların yakalanmasını göze alamayız Erdal Bey. İşi evine yüzüne bulaştırdın Koran. Bak, beni ikinci kez yarı yolda bıraktın. Yapmayın Erdal Bey. En yakın zamanda ben halledeceğim, uyuşturucuları getireceğim size. Geç kaldım. Bu son şansın Koran. Mallar yarın elimde olacak. Anladın mı? Gerekirse kendini yakacaksın. O mallar bana gelecek. Yoksa... Siz hiç merak etmeyin Erdal Bey. Ben bugün çözeceğim bu işi. Bak Koran. İkinci kez malda kurşun olacak. Emin ol. Gözünün yaşına bakmam. Erdal Bey, siz hiç merak etmeyin. Ne oluyor ya? Anlatamadım galiba ben. Erdal Bey. Bırak! Erdal Bey, anlatamadım galiba. Bırak sen de! Bırak!
Abi sen gerçekten iyice kafayı yedin artık ya. Ya şu yaptığının hiçbir mantıklı açıklaması yok abi. Aksine abi ben doğru olan şeyi yaptım. Ben bunu yapmasaydım kendime ait bir hayatım olmayacaktı benim. Babam beni buna mecbur etti. Neva. Ne oldu, yalnız gelmişsin? Hayali ikna edemedin herhalde. Gelmek istemedi. Ben de zorlamadım. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Hayal kırıklığına uğradı. O kadar haklı ki. Neva, ben bu durumu kolaylaştırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayal'in kalbini tekrar kazanacağım. Şey ne yaptınız? Alışverişi halledebildiniz mi? Evet. Okul için o kadar heyecanlı ki her şeyden ikişer tane aldı. Gerçekten mi? Ben tekrar teşekkür ederim. Okul işini hallettiğiniz için. Bir şey değil. Akşam bizi zorlu bir sınav bekliyor. Hazır mısın? Ya ben ona gelmesem olur mu? Neva, bizi karı koca olarak çağırdılar. Bir de onlar benden çok seni görmek, seni tanımak istiyorlar. Ama Alp Bey. Alp. Dilini buna alıştırsan iyi olur. Çünkü akşam da Alp Bey dersen yanarız, onu söyleyeyim ya. Ya bakın, ben hala sizi bizi konuşuyorum. Akşam yemekte kesin pot kırarım. Bunda sahte bir evlilik olduğu ortaya çıkar. Sahte demeyelim de anlaşmalı diyelim istersen. Ki sen rahat ol ya. Kendin gibi ol. Halledersin sen bence yani. Biz zaten birbirimizi tanıyoruz artık. Öyle soru falan sorarlarsa bizim ortak bir hikayemiz var zaten. Endişelenecek bir şey yok. Yine de benim içim hiç rahat değil. Neva, bu yemek benim için çok önemli. Bana eşlik edersen çok sevinirim. Peki. Güzel. Ben sana bir şey aldım odamda. Onu kabul edersen çok sevinirim. Eminim çok yakışacak sana. Benim için giyer misin? Kardeşim, çok acele ediyorsun sanki ya. İyice bir düşünseydin be. Düşündüm kardeşim. Karar vermeden önce çok düşündüm, en doğrusu bu. Peki.
acaba? Teşekkürler Berk Bey. Çok yakışmış. Zırhımı giydim, savaşa hazırım mı diyorsun yani? Yapmayın Berk Bey, ne olur. Zaten düşündükçe karnıma ağrılar giriyor. Vallahi ben sana diyeyim, şimdi Türkan Sultan zaten çetin cevizdir. Bir de şimdi kaynana oldu. Vallahi gelin hanım, sen her şeye hazırlıklı ol. Ben sana peşin peşin söyleyeyim yani. Oğlum bana bak, korkutmuşsun kızına. Oğlum ben korkutsam ne, korkutmasam ne? Gerçekler bunlar. Ben sana söylüyorum, hazırlıklı ol. Ya ne var ne olur, kusura bakma. Geçmiş karşımıza bizle dalga geçiyor ya. Sen gül gül. Ben seni de göreceğim, o günler bir gelsin. Ne gelsin o günler? Aha. Tamam gelsin, görürsün. Ne var, bir şey diyeceğim. Sen şimdi biliyorsun, bu arkadaş biraz gergin bir arkadaş. Sen ona göz kulak ol. Orada şimdi bir ayarsızlık yapar, sinirlenir falan. Kontrolü sen elinde tut, tamam mı? Gidelim mi? Afiyet olsun. Sağ ol. Olsun ama sen için pişirdim bunları. Bak mücvere en sevdiğin şey, bir ısırık bile almadı. Ben yemeyeceğim Yağmurcuğum. Tokum. Anlaşıldı. Bildire annesini özledi galiba. Aslında biraz özledim Yağmurcuğum. Ya? Ebe kuzum, niye inat ediyorsun o zaman? Sen burada üzgün, annen orada üzgün. Bırak şu inadı, bitsin bu küslük. Değil mi Alma? Bak canım, annen ne yapıyorsa senin için yapıyor. Kendinden bile vazgeçer senin için. Tamam mı? Eğer böyle bir karar verdiyse vardır bir bildiği. Hem bugün sana odada ne dedi anne? Hiçbir şey değişmeyecek dedi. Hiçbir şey değişmeyecek. Sen yine onun biricik balı olacaksın. Sen hiç merak etme. Peki Yağmurcuğum, beni meleğime götürebilir misin? Ay, götürürüm tabii. Hadi kalk. Koş bakalım, koş. Yemekte seni yemeyecekler. Emin misin? Ben yanındayım. Ben yanındayken sana kimse bir şey yapamaz. Senin yüzümlerine isim vermeyeceğim. Güveniyor musun bana? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Alp, hoş geldin. Siz de hoş geldiniz Neva Hanım. Ama sanırım artık şu sizli bizli durumları bir tarafa bıraksak iyi olacak. Değil mi Neva? Hoş geldin. Hoş bulduk.
Yüzün ne kadar güzelmiş. Alp'cim çok zevkli bir tercih olmuş. Ne haber abi? İyiyim Alp. Hoş geldin. Evet. Bak kızım. Seninle bana ve aileme yakışmayan şeyler yaşadık. Ama artık bu tatsızlıkları bırakıp sonraya bakalım. Olur mu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Alp. Hoş bulduk baba. Alp Bey, benim sizi tebrik etme fırsatım olmamıştı. Şimdi fırsatını bulmuşken tebrik ederim. Teşekkür ederim Can. Ayakta kaldınız. Buyurun. Buyurun şöyle geçin. Gel. Yemek hazır olur olmaz masaya geçeriz. Daha önden bir şey alır mıydınız? Eva? Hayır, teşekkürler. Ben o sevimli kızını da getirirsin diye düşünmüştüm ama evliliğinizi kabul edemedi demek ki. Hayal'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Tabii canım. Yani çocuk da ne olduğunu şaşırdı. Bizim gibi. Ama alışır. Hiç canını sıkma. Biz bile daha alışamadık. Değil mi Kasım? Şaşkınlığınızı çok iyi anlıyorum ama siz bu duruma alışsanız iyi olur bence. Bundan sonra bizi hep yan yana göreceksiniz. Nalan amcığım. Ya annemi affetmek iyi ettim değil mi? Evet bebeğim, çok iyi ettin. Dünyalar annenin olacak şimdi. Aferin sana. Hadi gel. Berk'in arabası değil mi şu? Evet. Sanırım o. Evet. Güzel. Tut kız şunu. Ben sana benimle oynamak ne demekmiş göstereceğim şimdi. Al. Al. Sen bana her şeyi en başından anlatacaksın. Ya ne yapıyorsun? Aşkım. Özür dilerim, biliyorum bu yaptığım çok yanlış bir şey. Sen sakın yapma, tamam mı? Ben bir şey anlamadım zaten. Aslında şöyle, biraz arabanın şeklini değiştirdim diyelim. Çünkü bir arabanın şeklini değiştirmek sahibinin şeklini değiştirmekten daha kolaydır Hayal'cim. Berk bunu çoktan hak etmişti. Bana bak, bu yaptığımı kimseye söylemek yok ama, tamam mı? Yağmur. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Hayal. Nasılsın? Ya sen yokken buranın hiç tadı tuzu yok, biliyor musun? Sen onu boş ver de ben iyiyim de yani. Geçmiş olsun sana. Aa! O ne demek ya şimdi, anlamadım. Hiç şey... Yanmak istiyorsunuz ya, onu diyordum. İnat biraz. Kolay barışmaz, ben sana söyleyeyim de. Sen merak etme, ben alırım onu gönlümden. Bir de annemi gördün mü? Annen Alp'le beraber Kasım amcaları yemeğe gitti. Bak görüyorsun işte Yağmur'cum. Ben tek tek uğraşıyorum. Ama sürekli Alp çıkıyor karşıma. Görüyorsun bak ya. Ben meleğim olduğumuzda bekleyeceğim. Tamam hadi git sen, geliyorum ben de. Ya Yağmur aslında... Hayır'ın da uykusu gelmiştir. Berk Bey. Bu haftanın rezervasyonlarını hallettim. İptal olan iki masamız vardı, onlar da dolmuş oldu. Tamam, eline sağlık. Sen nasıl gideceksin yalnız ya? Saat bayağı geç oldu. Ben bırakayım mı seni? Problem yok, evim yakın zaten. Ben taksiyle geçerim. Yok ya, mesaiye falan da kaldın. Çok geç oldu. Gel ben bırakırım seni.
İyi akşamlar o zaman. Çıkalım. Biraz konuşsak mı? Siz de çıkıyordunuz galiba değil mi? İyi geceler. Tamam tabii konuşalım hemen. Ben şimdi hemen Gonca'yı evine bırakacağım, hemen geleceğim, hemen konuşalım sonra. Hemen. Ama ben taksiyle gidecek diye anladım. Doğru mu? Siz taksiyle gidiyorum dediniz çünkü. Ama illa da eve bırakacağım diyorsan. Berk Bey, problem değil gerçekten. Ben dedim zaten, evim yakın, ben taksiyle geçerim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Evet, ne konuşacağız o zaman? Hı? Yani istemiyorsan konuşmayalım Berk. Allah Allah. Yani aklın orada kaldı galiba. Neyse, hayalde yalnız kaldı. Ben gidiyorum, iyi geceler. Hayır, ne alakası var şimdi? Allah, trip kraliçesi ya. Bu ne ya? Kim kırdı ya benim sinirci? Korhan. Ya Korhan benim sileceğimi kırıp ne yapsın Allah aşkına bu... İyi, intikam meleği iş başında o zaman. İyi güzel, yağmaz inşallah hadi bakalım. Bir girdin, pir girdin. Ama senin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bize biraz kendinden bahsetsene. Şey, bilemedim şimdi ne anlatayım. Ne bileyim, mesela bize ailenden bahset. Hayattalar değil mi? Hayır, ben küçükken kaybettim onları. Beni anneannem büyüttü. Çok üzüldüm. Demek senin de zorlu bir çocukluğun oldu ha? Alp'le... birbirinizi anlamanıza şaşmamalı. Siz ne zaman evlendiniz? Birkaç hafta önce. Peki ne zaman tanıştınız? Yani böyle birbirinizi görür görmez o anda evlenmeye karar vermediniz herhalde. Herhalde. Biz Neva'yla 6 aydır birlikteyiz. 6 ay. 6 ay boyunca Neva'nın bir kere bile lafı geçmedi ama. Ben özel hayatımı her zaman gizli tuttum abi. Bu huyum yeni bir şey değil ki. Tabii. Mahremiyetine önem vermeni anlıyorum. Ama bizden gizli saklı evlenmeni bir türlü anlayamıyorum. Yani... sen neyi kimden saklıyorsun? Kimseden bir şey sakladığımız yok baba. Hayal için böyle bir karar aldık. Hayal beni iyice tanıyana kadar kimseye bir şey söylemeyi düşünmüyorduk ama... maalesef durum öyle gelişmedi. Yani Neva'nın peşindeki adamların bu evlilikle hiçbir alakası yok diyorsun. Baba Neva'ya bu tatsızlıkları unutalım dediğini hatırlıyorum ben ama... çünkü bunları defalarca konuştuk ya. Konuşuyoruz ama hiçbir yere varamıyoruz. Ben niye bu evliliğe bir türlü ikna olamıyorum acaba? Ha? Seni ikna etmem gerektiğini bilmiyordum. Kasım'cığım. Lütfen. Bak kızım, benim seninle gerçekten hiçbir sorunum yok. Belli ki sen kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Alp'le ben birlikte bir hayat kurmaya çalışıyoruz Kasım Bey. Yok. Öyle değil o. Alp'le sen farklısınız. Senin belli ki belirli hedeflerin var. Ama Alp sakin bir çocuktur. Çalışkan, ağırbaşlı, işinde başarılı. Çok güzel bir hedef. Hı.
Asla. Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim Koran Bey. Lan neredeydin o zaman dünden beri? Benim bir günahım yok Koran Bey. Alp Karaun yakaladı beni. Size haber uçurmayın diye de bütün gece depoda göz altında tuttu beni. Mallar nerede lan? Alp Karaun da tırları kurduğunuz gizli tesisatı buldu. Bölmeleri açtırıp malları da aldı. Ama nereye götürdü bilmiyorum. Emir Karahun'un parmağı var mı lan bu olup bitende? Sanmıyorum Koran Bey. Hiçbir şeyden haberi yok gibiydi. Beceriksizlerim. Ulan Alp Karahun. Senin ciğerini sökmezsem bana da Korhan Ateş demesinler. Aslında Karahun ailesi çok güzel bir hedef. İyi bir aile. Tammış bir marka. Tabii... İnsanların... Aslında ben bu ani evliliğe şaşırmakla beraber sizin adınıza çok mutlu oldum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben niye öyle hissetmiyorum o zaman? Kasım'cığım, çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz demek. Benim için Emir neyse Alp de öyle. Ben iki oğlumla da hep gurur duydum. Sağ olun Türkan anne. İşte aslında sizi bu gece buraya davet etmemizin amacı şu. Biz sizin yanımıza taşımanızı istiyoruz. Değil mi Kasım? Burada hep bir arada yaşarız. Sorunları birlikte çözeriz. Hem daha güvende olursunuz. Senin o küçük tatlı kızın burada rahat bir ortamda büyür. Öyle değil mi Nevacığım? Tabii. Böylelikle Karahun ailesine daha yakın olursun. Amacına daha kolay, daha çabuk ulaşırsın. Amacı derken? Neymiş Nevan'ın amacı? Bilmem. Onu bana siz söyleyeceksiniz. Ama... İlk bakışta şöyle söylenebilir. Karahun ailesinin soyadını alıp ömür boyu güvenceye kavuşmak. Kızına ve kendine bu soyadıyla yeni bir hayat kurmak. Ha? Galiba böyle şeyleri düşünmenize gerek kalmayacak baba. Ne demek? Çünkü Neva Karahun soyadını taşımayacak. Boşanıyor musunuz? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Ben bu gece köşke gelirken... ...bu evrağı size verip vermemekte çok kararsızdım. Hala içimde bir umut varmış demek ki. Ama şimdi anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Nedir bu? Avukatımla konuştum. Ben artık Karahun soyadını taşımayacağım baba. Soyadını reddediyorum. Artık annemin soyadını taşıyacağım. İşim bitti. Anladın? Biletini kestim senin. Bundan sonra seni ne baban... ...ne de onun serveti kurtaramaz. Anladın? Koran Bey. Alp ve Neva bu gece köşke davetliymiş. Nasıl hareket edelim? Plan basit Vedat. Alp Karahun yarın sabah görmeyecek. Emredersiniz. Alp Paşa. Sorunu reddediyorum. Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Ha? Ha? Ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun?
Ben bu gece buraya belki beni dinlersin, bana kararlarıma saygı duyarsın diye düşünerek gelmiştim ama... senin pek değişmeye niyetin yokmuş baba. Senin hangi kararına saygı duyacağım ben be? Ha? Hangi kararına saygı duyacağım? Seylan'ı getirip ailemizin ortasında bıraktığın yetmezmiş gibi... şimdi bu evlilik saçmalığını çıkarttık karşımıza. Baba yeter! Yeter. Yürü Neva, gidiyoruz. Baba ben kararımı verdim. Hem sen bugün bana demedin mi? Senin soyadını taşıdığım sürece senin kararlarına göre yaşamak zorundayım. Ben böyle bir şey istemiyorum. Tamam mı? Madem eşim. Neva'yı kabul edip bu ailenin bir parçası olarak görmüyorsunuz. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben de bu ailenin bir parçası değilim artık. Olmaz. İçeri gidelim. Babana yine konuş. Bu meseleyi çöz. Ben ailenle arana giren kişi olmak istemiyorum. Lütfen. Neva. Bu kararın seninle hiçbir alakası yok. Tamam mı? Babam benim hayatımı yönetemez. Geçmişte engel olamamış olabilir. Ama anneme yaptıklarını sana da yapmasına izin vermeyeceğim. Seni de benden koparıp alamayacağım. Onun yüzünden seni de kaybedem. O yüzden şimdi gidebilir miyiz buradan? Lütfen. Soyadı sırtında yükmüş. Şu hale bak ya. Biz o soyadı taşıyabilsin diye nelerden vazgeçtik. Nankör. Hak ettiğinden fazla değer vermişsiniz demek ki. Kusura bakma ama Kasım, burada hata sende. Çok şımarttın. Çok. İyiyim. Tamam. Benim biraz dinlenmem lazım. Karun köşkten ayrılmış. Güzel. O halde Alp Paşa için veda vakti. Kasım, iyi misin? Kasım.
Neva. Bu gece senin için çok zor bir geceydi biliyorum. Benim yüzümden hak etmediğin şeyler yaşadın. Bu yola çıkarken zor olacağını biliyorduk ikimiz de. Ama birbirimize söz verdik. Öyle bir zamanda girdin ki hayatıma. Gördüğüm olmuştu her şey. İçinden nasıl çıkarım bilemiyordum. Şimdi o düğümler teker teker çözülüyor biliyor musun Nefa? Biraz da senin sayende. Aç gözlerini.